Karne almak çocuklarda aşırı kaygı yaratabildiği gibi anne ve babayı da oldukça heyecanlandırır. Şüphesiz her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Ancak beklenmeyen bir karne ile karşılaşınca nasıl tepki verilmeli? Bir eğitim ve öğretim yılını mutlu bitirecek öğrenciler olduğu kadar sene sonunu mutsuz, kaygılı bitirecek öğrenciler de vardır. Bu öğrenciler için karne dönemi hayatlarının en sıkıntılı dönemleridir. Kendileri şimdiden karnenin sonucunu bilirler fakat evde bekleyen anne ve babaların son durumdan kesin olarak haberleri olmayabilir. Anne babalar çocukların genel durumunu bilseler de son bir umutla karnenin iyi gelmesini beklerler. Bu bekleyiş de çocuğu kaygılandırır. Peki karnesinde zayıf not olan çocuğa nasıl davranılmalı? Çocuğunuza notları ne olursa olsun değerli olduğunu ve onu olduğu gibi kabul ettiğinizi hissettirin. Notlarını etkileyen sebepleri anlamaya çalışın. Çocuğunuzun çalışma alışkanlıklarını geliştirmesi, motive olması, zamanı yönetmesi ve organize olma becerisi gibi alanlarda neye ihtiyaç duyduğunu anlayın ve ona destek olun. Asla başkalarıyla kıyaslamayın. Kendi mükemmeliyetçi beklentilerinizin farkına varın ve bunu çocuğunuza yansıtmamak için uğraşın. Tehdit, azar, incitici sözler, ceza ya da şiddet gibi tutumların çözümü olmadığını unutmayın ve kesinlikle bu tutumlardan uzak durun. Eğer öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, fiziksel bir engel gibi sorunların olduğunu saptarsanız vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Olumsuza odaklanmak yerine olumluya vurgu yapın ve iyi notları ödüllendirin. Ancak ödüllendirme süresince maddi ödüllerden ziyade takdir etmek gibi manevi ödülleri tercih edin. Düşük notun bir felaket olmadığını önce siz kabullenin ki çocuğunuza yanlış bir algıyı aşılamayın. Örseleyici, hatalı tutumların çocuklarda yalan söyleme, evden kaçma, kendine zarar verme gibi sorunları tetikleyebileceğini, çocuğunuzun ruhsal sağlığını bozabileceğini aklınızdan çıkartmayın. Önceliğiniz bu yüzden notların değil çocuğunuzun iyiliği olsun. Son olarak notları ne olursa olsun zorlu bir süreçten çıkan çocuğunuzun tatile ihtiyaç duyduğunu ve bunu hak ettiğini unutmayın. Tatil süresince çocuğunuza çalış baskısı yapmayın. Şimdiden tüm yıl boyunca çocuklarıyla ter döken, emek veren ebeveyn ve çocuklara iyi tatiller dileriz.